Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından deneme çözümüne devam ediyoruz. Kimya sorularını çözüyoruz. 6. denemedeyiz. Buyurun başlayalım. İlk sorumuz. 8. soru. Kimya sorusu. İlk kimya sorumuz. Başladık. Aşağıda asitler bazlar arasında gerçekleşen nötralleşme tepkimelerini gözlemlemek için yapılacak deneyde kullanılması gereken araç gereç listesi verilmiştir. Erlenmeyer var, Beherglas var, büret var, saat camı var, baget var. Su karıştırmak için sodyum hidroksit, elimde bir tane bazım var, sülfürik asit, asidim var. Buna göre bu deney föyünde güvenlik uyarı işaretlerinde hangileri bulunmalıdır? Şimdi bir kere burası aşındırıcıdır. Bu olmalı. Asitler bazları aşındırıcıdır. Burası tahriş edicidir. Tahriş edici. Mesela bunun açığa çıkan gazlarla ilgili solunum yolları etkisi. Hani burada gaz çıkmıyor olabilir ama bir şekilde yutarsan böyle bir zararı var. Cam malzeme kullanacağız. Beherglas'tır, Erlenmeyer'dir. Bunlar nedir? Camdır. Bu camları kullandığım zaman kırılma ihtimali var. Demek ki 1, 2, 3'ün hepsi olmalı uyarı işareti olarak kullandığımız zaman. Birinci sorumuz böyleydi. Soru 2. 2021 TET sınavında da buna benzer bir şey sordular. Buyurun bakalım. Magnezyum var elimde 2A'da. Şurası 2A, 1A, burası 6A ve 8A. Tamam. Periyodik sistemde yerleri belirten elementlerle ilgili hangisi doğrudur diyor bana. Atomun arası en büyük olan Mg'dir diyor. Patladı burası. En büyük olan K'dır. Bir alt katmana geçmişim çünkü. Değerlik elektron sayısı en büyük olan helyumdur. Helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir. Patladı. Halbuki burada oksijenin değerlik elektron sayısı 6'dır. Atom çapı en büyük olan K'dır. Potasyumdur. Doğrudur. 9. sorumun doğru cevabı C seçeneği oldu. Şöyle söyleyeyim. İlk periyoda bakacağım. Yani katmana bakacağım. Katmanı kimin büyükse onunki daha büyüktür. Zaten burada katman 4. periyot dedim. K'dır. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan O'dur. Yanlış. Birinci iyonlaşma enerjisi soy gazların en büyüktür. Elektronegatifliği en büyük olan helyumdur. Yok denecek kadar azdır. Burada da maksimum olan bunun örnekler içinde oksijendir. 9. sorumuz böylece C seçeneği oldu. Ona bakıyoruz. Neler var? Aşağıda bazı elementlerin katman elektron dizilimleri verilmiştir. Hidrojen, azot, karbon, oksijen. Oluşturduğu moleküllerle ilgili. Şimdi burada yazılanlar ne? Ametal. Ametallerin bir araya gelmesiyle ne oluşur? Molekül oluşur. Bak çok iyi dinle burayı. NaCl gibi, magnezyum karbonat gibi iyonik bağlı olanlar için biz kesinlikle ne kullanmıyoruz? Molekül kavramı kullanmıyoruz. Bunlara molekül demiyoruz. Bu soru bu anlamda çok önemlidir. Notlarını almalısın. NaCl sodyum klorür, magnezyum karbonat iyonik bağlıdır. Bunlar için molekül demiyorum. E ne diyeceğiz? Bileşik desen. Birim hücre de. Buyurun başlayalım. N2 molekülünde ortaklaşa kullanılan 6 tane elektron bulunur. Şimdi N2 dediğim şey şöyledir. 5A'da olduğu için 3 bağ yapar. Doğrudur. O2 molekülünde 2 tane apolar kovalent bağ bulunur. Doğrudur. Güzel soru olmuş. Şöyle olacak. 6A'daki 2 bağ yapacak. CH4 molekülünde atomlar arası polar kovalent bağ bulunur diyor. Doğrudur. CH4 dediğim polardır. Çünkü farklı atomlarım var. NH3 molekülü apolar. Patladı burası. NH3 dediğim yapı şöyledir. Hidrojenlerim var. Ve burada bağ yapmamış elektron çiftim var. Merkez atomda, yani şu azottan bahsediyorum, bağ yapmamış elektronum varsa polardır. Demek ki şuradaki iki elektrondan dolayı nedir? Polar yapıya sahiptir. Apolar dediği için yanlış oldu. H2O molekülünde O atomu oktete, H atomları dublete ulaşmıştır. H2O'nun yapısı şöyledir. Oksijen etrafında 8 çizgileri 2 elektron sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Hidrojende de 2 var. Doğrudur. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Şu yapıları ben hani burada konu olarak girmeyelim çok uzadığı için. Yani şunların nasıl olduğunu kesinlikle oturacaksın. Kendin de yapacaksın. Nasıl? Adım adım. Birden hepsini yapamayız. Bak burada 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane yapı var. Bunları bir çiz. En azından notlarında kalsın. Zaten böyle başlayacaksın. Aşağıda bir X katısı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. X katısı. X katısı açıklar hangisi olabilir? Tencik düzenli bir yapıya sahip olarak
istiflenmemiştir. Düzenli bir yapıya sahip değilse ben buna ne diyorum? Amorf diyorum. Nereden anladım? Hem katı olacak hem düzenli olmayacak. Sofra tuzu kristaldir mesela. Kristal katıya girer. Bir okuyalım. Isıtıldığında belirli bir sıcaklık aralığında gitgide yumuşar ve akıcılık kazanır. Amorftan bahsediyor. Belirli bir erime noktası yoktur. Çinko olmaz. Metalik kristaldir bu. Elmas neydi? Ağ örgülü veya kovalent kristal diyoruz. İyot nedir? Moleküllerdir. İşte aradığın cevap ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. 11. soru için. Buyurun 12'ye bakalım. X sıvısı Y sıvısı içerisinde iyi çözünmektedir. Tamam. Z katısı şöyle yapalım. Y sıvısı içerisinde çözünmemektedir. Tamam. Buna göre X'ye Z'ye karışımlarını bileşenlerini ayırmak için kullanılması gereken en uygun yöntemler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şöyle yapalım mı? X ve Y sıvı iyi çözünmektedir. Yani sıvı homojen. Sıvı sıvı homojeni ayırmak için biz ayrımsal damıtma kullanıyoruz. Burası ne? Katı sıvı heterojen. Bunu ayırmak için ne kullanacağız biz? Süzme kullanacağız. Kum su gibi düşün sen bunu. Ayrımsal damıtma ve süzme doğru cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. 13. sorudayız. Laboratuvarda içerisinde hidroklorik asit HCl ve sodyum hidroksit çözeltisi oldukları bilinen ancak üzerinde etiketleri olmayan iki şişe bulunmaktadır. Tamam. Bu şişeleri doğru şekilde etiketlemek için aşağıdaki metallerden hangisinin çözeltiler üzerindeki etkisinin incelenmesi uygundur? Şimdi amfoter metaldir bu. Şöyle yapalım. Hem HCl ile tepkime verir hem de sodyum hidroksitle verir. Anlayamam hangisi olduğunu. Bakır ikisiyle de vermez. Altın ikisiyle de vermez. Bu her ikisiyle de verir. Şimdi bakın şöyle bir şey oldu. Bu amfoterdi. İki tane amfoter var. İki tane de soy metali var. Bu tam soy metal, bu yarı soy metal. Halbuki magnezyum bununla tepkime verir, bununla vermez. Vermeyene sodyum hidroksit etiketi yapıştıracağım. Bu aktif metaldir. Verene de hidroklorik asit etiketi yapıştıracağım. B seçeneği oldu. Buyurun 14. soru. Demir rin oksitlenmesi sonucu aşağıdaki tekmeye göre demir 3 oksit elde ediliyor. Tamam. Buna göre 22,4 gram demir katısı 16 gram O2 gazının tepkimesinden en fazla kaç mol bileşiği elde edilir? Ya bu tarz sorularda biraz sizin de tabii işlem yeteneğinizin iyi olması lazım. Mesela benim elimde 22,4. 1 molü ne bunun? 56. 22,4'ü 56'ya böldüm. 4 katıdır. 0,4 mol var. Elimdekini yukarı yazıyorum. 16'yı kaça bölüyorum? 32'ye bölüyorum. 0,5 molü buraya yazıyorum. Şimdi bunların tepkimesinden en fazla, yani biri tükenecek. Peki kim tükenecek? Şöyle yapalım mı? Mesela bunun 2 molüne karşılık bundan 1,5 mol giriyor mu? Evet. Bunun 0,4 mol girdiğini varsayalım. Oradan diyebilirsin bana. Nereden biliyorsun? Deniyorum işte. Eğer bu işe yarıyorsa buna göre yapacağım. Bunun 2 ile çarpılmış hali, bir de virgül atmışım. 2 ile çarptım 3. Virgül attım 0,3 mol. Var mı bu kadar? Var. 0,5 var. O zaman doğrudur. Buna göre yapacağım. Buradan 0,2 mol artar. Yani bunu biri sana anlatamaz. Anlatıyor yani. Sen onu anlayacaksın. 3 kere anlatsam 3'ünde de aynı şeyi yapacağım. Kendin düşüneceksin. Şimdi oradan diyebilirsin. Peki iyi güzel de niye buna göre yapmadık? Buna göre yapmış olsam 0,4'ten daha fazla demire ihtiyacım olacak. Onun için ona bulaşmadım. Buradan 0,4 girdi. Buradan 0,3 girecek. O zaman buradan oluşacak şey de 2 ile çarpıp virgül attım. Kat sayısı 1. 2 ile çarptım 2. Virgül attım. 0,2 mol demir 3 oksit oluşacaktır. 14 için doğru cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.